Evet sevgili yükselen başaklar, değil mi efendim? Hep yükselen burca göre. Şimdi yükselen başaklar 20 Mart'a kadar Güneş balık burcunda, 7. evinizde, Venüs de orada. Ne güzel, ikili ilişkiler için uyum, gayet keyifli değil mi? 7. ev ikili ilişkileri anlatıyor. Evliliğinizi, iş ortaklıklarınızı, aşk hayatınızı, sosyal çevre ilişkileri, ticari ilişkiler, bütün bunları anlatıyor. Ayrıca hukuki süreçlerimizi de anlatır. Odağınız demek ki hep ikili ilişkilerde. Bu dikkat çekiyor. Belki bir ilişki kovalıyorsunuz. Belki hayatınıza birini almaya çalışıyorsunuz. Belki ilişki problemlerini çözmeye çalışıyorsunuz. Bir takım ticari anlaşmalar getirebilir. Güzel ortaklıklı konularda güzel gelişmeler getirebilir. Bu anlamda hoş. Ve efendim 20 Mart itibariyle de Güneş Koç burcuna 8. evinize girecek. Venüs'ü de yanına alacak. Demek ki 20'sinden sonra da 8. ev konuları, yani odağınız artık parada, finansal konularda. Özellikle aileyle, eşle, iş ortağıyla ortak harcamalar, ortak bütçeler, ortak kararlar, genel olarak mali tablonuz, işte gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartları, tazminat, nafaka, miras, her türlü finansal konu 20'sinden sonra dikkat çekebilir. Sağlığımızı da anlatıyor orası. Biraz sağlığınızda bir takım hassasiyetler olabilir ama Venüs'ün desteğiyle orada her şey sağlık anlamında da yolunda gidecektir bence. Evet, şimdi 28 Mart'ta bir terazi dolunayı var. Terazi burcunun ikinci eviniz. Parayı anlatan bir alan yine. Demek ki maddi konularda bir şeyler netleşecek 28'i civarı. Ne bileyim, uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa mesela gelebilir. Ya da işte belki de bir mülkünüzle ilgili bir şeyler netleşebilir. Evet, sattık, ettik, alıyoruz. Ya da belki bir şey alacaksınız. Belki de evinize bir şey alacaksınız. Ama maddi konular, mülk konuları, belki de kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir haber varsa ikinci ev illaki kariyerle de bağlantılıdır. Orada da bir şeyler netleşiyor olabilir. 4 Mart itibariyle Mars ikizler burcunda, demek ki 10. evinizde, demek ki ay boyu kariyerinizde bir mücadele var. Zaman zaman üstlerinize gerilebilirsiniz, sakin. Ayrıca 10. evdeki kariyer mücadelesi orada sadece kariyeri anlatmaz 10. ev. Ailevi konuları da anlatır. Çünkü toplumsal statümüz birçoğunuzun böyle evliliğinde ya da ailevi ilişkilerinde de zaman zaman bazı mücadeleleri olabilir bu ay açıkçası.